Mevlana Celaleddin Rumi tabii de. Sarayından takip edilmediğine eminsin değil mi Salih Reis? Değilim Reis. İnsanın en büyük ayıbıdır bir hiç uğruna ihanet etmek. İnsan ihanetten ayrılmadıkça iflah olmaz. Hakikat neden ağır gelir insanların nefsine? Çünkü hakikat insanı sükutu hayale uğrattırır. Hakikat insanı yaralar. Hakikatte çıkar yoktur. Sizler İhanet etmediniz, itaat ettiniz. Hakikate sarıldınız. Hünkârım, biz size itaat ederek kendi nefsimize ikramda bulunduk. Ya İbrahim? Onun hakkında karara varmak bize düşmez hünkârım. Yaraları gerçek miydi? Hünkârım, ben hekimlerle konuştum. Haşa, yarasına inanmadığımdan değil. Vaziyetini merak ettiğim için. Hünkârım, hekimler yarasının doğru olduğunu teyit ederler. Her şeyi oyun olsa da yarası hakikidir. Devletini sever, kim ihanet eder, kim nefsi için hareket eder bunu bilemeyiz. Hünkârım, ne emredersiniz? Kiev ve Dorya'yı derhal sorguya alın. Emredersiniz. Haksızlık yapmak istemeyiz. Lakin şüphenin de peşinden gitmek gerek. Hünkârım affedin. Lakin İbrahim Paşa'dan şüphelenir misiniz? Yarasının hakiki olduğunu bilirsiniz. Batıl hemişe, batılı
bihudedir veli. Müşkil budur ki sureti haktan zuhur eder. Biz görünene de bakmak zorundayız. Hak suretiyle gözüküp ihanet edeni de tetkik etmek zorundayız. Hünkârım, ben emir buyurduğunuz üzere tekrar sorguya çekeyim. Bize delil gerek paşa. Hayrettin Reis'in nerede olduğunu bilir misiniz? Nereye gittiği belli değil hünkârım. Lakin payitahta olmadığı kesindir. Çıkabilirsiniz. Paşam, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim, iyiyim. Hekim çağırayım mı? Lüzum yok, lüzum yok. Bu ilacın ölçüsü neydi? Bir kaşık paşam. Bir kaşığın tesiri yok. Paşam, ziyan vermesin. Hekim, yaralarımızın farkında değil. Ağrım çok fazla. Bir ölçünün ne tesiri ne de faydası var. Hemen Luna'ya git, haber ver. Huzuruma gelsin. Emredersiniz paşam. Düşeceğim. Bugün olmazsa yarın. Atmayın kılıcınızı. Sen şehit olacaksın, ben seyredeceğim. Öyle mi dersin Salih? Etme reis. Sen beni hiç tanımamışsın Salih. Eğer gerçek askersen, şerefin, namusun varsa çek kılıcını. Kılıcını. Ben de teslim olayım. Çek kılıcını. Yapma reis. Sen kılıcını bırakırsan hepimiz ölürüz. Yapma. Komutan ise evvel bir sual eder. Onca askerini telef etmişiz. Öyle değil mi Salih? Elbette soracağız, sorgulayacağız. Ama kılıçlarınızı bırakırsanız. Aksi halde hiçbiriniz buradan sağ çıkamazsınız. Bizde cevabını bulamayacağın sual yok. Aç kapıyı. Amiral Doria ile Lord Kiev'i getir. Onlar yok paşam. Neredeler? Çıktılar paşam. Nasıl çıktılar?
Bir emir geldi. Amiral Doria ve Lord Chief'in bırakılması için. Emir nerede? Diğer çeride kaldı. Nöbeti bitince gitti. Emri kim vermiş? Bilmiyorum paşam. Ama emir mühürlüydü. Kim vermiş olabilir paşam? Bu oyunları kim çeviriyorsa o paşa. Ne yapacağız peki? Onların şahitliği lazım. Eğer bir delil bulunacaksa da onlardan başka kim verebilir? Şahs var. Şahitlik eder mi? Edecektir paşa. Hünkârımızın nazarında da karşılığı olacaktır. Hem İbrahim Paşa'nın yaptıklarını ondan daha iyi kim bilir? İyi misin Mazze? Daha iyiyim. Yolculuk yapabileceğine emin misin? Bilmiyorum. Ama buradan gitmek için hastalığı da göze alabilirim. Sen gelmek için kararlı mısın? Başka yolum yok. Pargalı, Ayaz Paşa hepsi peşimde. Marsilya'da iyi olunca yola çıkacağız. Abluk altındayken bizi buradan çıkartabileceğine inanıyor musun? Marsilya için bir yolunu bulacağım. Bu iyiliğin karşılıksız kalmaz. Benim kimsenin iyiliğine ihtiyacım yok Şahsım Aratun. Şuraya arka tarafa saklanın. Sakin ol. Pargalı İbrahim Paşa gönderdi beni. Söyle. İbrahim Paşa sizi çağırıyor. Neden? Bilmiyorum. Yalnız başını idare edebilir misin? Ederim. Tamam sen git ben geleceğim. Yalnız ve gizli geleceksiniz. Dışarıda bekliyorum. Kimmiş? Pargalı'nın adamı. Neden gelmiş? Pargalı beni görmek istiyormuş. Gidecek misin? Thank you.
sana asla yalan söylemedim. Ne istersen sor. Cevabın doğru olacak. Batista'nın casus olduğunu biliyor muydun? Hayır. Ama şüphelenmeye başlamıştım. Yani biliyordun. Tahmin ettim. Burada onun hain olduğu yazıyor. Bu mektubun aynısı sana da huzisi olarak gönderilmiş. Olduğun ve bu saraya casus olarak girdiğin yazıyor. Yalan kraliçem. Bunu her kim yazacak? Hemen sarayı terk et. Buradan gitmediğin anlaşılırsa bunu yazan tekrar yazacaktır. Geldi, evet. Ama mektup elime geçtiğinde Batista çoktan gitmişti. Sana inanmıyorum Isabella! Batista'yı koruduğunu biliyorum. Onunla görüştükten bir süre sonra da kaybolduğunu. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Seni öldürmemek için elimde hiçbir neden yok. Ama öldürerek kurtuluşuna vesile olmayacağım. Askerler! Zindana götürün. Hayır! Hayır! Charles! Hayır! Bana bunu yapamazsın! Ben seni kraliçenim! Charles! Bırak! Öyleydi. İhanet et. Kimsiniz siz? Ben Barbaros Hayrettin. Onlar da reislerim. Tunus ve Cezayir'in kralı. Cezayir ve Tunus'un kralı Sultan Süleyman Han'dır. Ben onun sadece reisiyim. Biliyorum. Koskoca bir kralken kendi isteğinle Osmanlı'ya tabi oldun. Sıradan bir reis oldun. Ben ne ettiysem devlet âliye için ettim. Ben krallık peşinde koşmadım. Sadece Cezayir ve Tunus'un fatihi oldum. Benim meselem değil. Şimdi anlat. Neden buraya geldiniz? Vazifem gizlidir. Artık esirsiniz. Konuşmazsanız yaşamanıza izin verir miyim sanıyorsunuz? Ölümden korkan adamlara mı benzeriz? Senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yok. Ya senin? Başımı vuracak. Kılıç keskin olsun. Asker, vurun başını. Kalbimi kırma. Hakkını helal et, kâfi. Helal olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Dur! Çıkın dedim.
doktorum. Anlat. Efendim, söylediğiniz üzere Batista'nın peşine casuslarımızı gönderdik. Nereye gitmiş? Vatikan'a bağlı olan kaleye gitmiş. Ne işi var orada? Barbaros Hayrettin'le buluşmuş. Vay köpek! Efendim, esasen bilinen bir Türk denizcisiymiş. Adı neymiş? Salih Reis. İstanbul'a haber gönderin. Amiral Doria'ya durumu bildirin. Barbaros'un peşine düşsün. Batistan'ın da cezasını kessin. Beni çağırmışsınız. Evet. Beni merak etmedin mi? Sizden daha çok tertibinizi merak ettim. Kimseyle temas ettin mi? Elbette. Kimle? Şahsuvar ve Şükufe. Onlara beni yaraladığını söyledin mi? Söyledim. Ara. Yaranız nasıl? Ağrılarım var. Ama iyileşmeyecek yaralar değil. Benim hala aklım almıyor. Bir insan kendine bunu nasıl yapar? İlk önce sizi yaralamama izin verdiniz. Sonra da beni bıraktınız. Bütün tertibi yaptım. Eksik olan gerçek bir yaraydı. Hünkârımız gelmeden senin yardımınla halletmem gerekti. Hallettiniz de. Henüz değil. Bana saldıranın kim olduğu, istediğim kişilerin kulağına gitmedi. Şahsuvar ve Şükufe sessiz kalacaklar. Siz kim işitsin istiyorsunuz? Hünkârımız. Lakin bu yalnızca sözde olmayacak. Nasıl olacak? Bana itirafname vereceksin. Bana saldırma emrini Hayrettin'in verdiğini söyleyeceksin. Bana o çektiğin hançeri, elini Hayrettin'in verdiğini itiraf edeceksin. Diyelim ki bunu yapacağım. Yapacaksın. Dediğiniz gibi olsun. Ama Sultan sizin silahla yaralandığınızı bilmiyor. Bu tertibinizi boşa çıkarır. Sen beni gerçekten hafife alıyorsun Luna. Ben hem kurdu hem de kurda kurulan tuzağı çok iyi bilirim. Sen sana söyleneni yap. Düşünmen gerekmeyenleri düşünme. Peki sonra ne olacak? Yani bana ne olacak? Marcella'ya ne olacak? Sizi buradan sağ salim çıkartacak. Her şey hazır. Canınız emniyette. Tabii. Dediğimi yaparsan. Buna mührünü bas. Ki her şey istediğimiz gibi olsun. Size son kez itimat edeceğim. Başladın mı yoksa konuşmamız için vakit mi tanırsın? Vaktiniz olsa konuşur musunuz? Asla. Sırrımız da bizle birlikte mezara gider.
Boşa nefes tüketme. Allah'a yemin olsun sana tek kelime etmeyeceğiz. Sizi öldürmediysem konuşmanız için değil. Geneş. Onun kılıç başındayken söylediği sözler için. Yemeği şehadetten mi bahsedersin? Evet. Babamdan duymuştum. Lakin anlamını bilmiyorum. Çok küçüktüm. Baban kimdi? Cem. Cem Sultan mı? Evet. Sen Osmanlı şehzadesisin. Ne şehzadesi? Sen Fatih Sultan Mehmet Han'ın torunusun. Baban da Cem Sultan'dır. Seni bir Hristiyan olarak yetiştirdiler. Lakin ataların, dedelerin, ceddin İslam'ın sancaktarıdır. Senin burada olduğunu işitmiştik. Lakin komutan olduğunu bilmiyorduk. Ben şehzade değilim. Ben buranın komutanı Markus'um. Gel. Ben size ne dedim? Paşam, nöbet değişimi oldu, sırada çıkmışlar. Diğer çerilerin haberi yok muydu? Şahs vardı. Şu kufvede odadan çıkmayacak demedin mi? Bütün çerilerin haberi vardı paşam. Lakin söylediğim gibi nöbet değişimi. Nöbet değişimi. Nasıl emniyetsiz davranırsınız? Haklısınız paşam. Arzu ederseniz çerilerin cezasını vereyim. Çerilerin cezasını vereceksin ha? Peki ya senin cezan ne olacak? Siz de emredersiniz, ben cezama razıyım. Layıkıyla yap kafi. Çerilerini de uyar. Soruşturun nereye gittiklerini. Hadi. Ne edersiniz? Çık. Hala gelmedi. Tuzak olmasın. Tuzak kurmuş olsaydı, bir değil bin çeri gönderip burayı başımıza yıkardı Pargalı. Niye böyle gecikti o zaman? Demek ki sıkı bir pazarlık dönüyor. Nerede kaldın, endişelendik. Endişelenecek bir şey yok. Sen daha iyi olunca yola çıkacağız. Pargalı ne dedi? Merak etme, siz de. Biz de buradan sorun çıkmadan gideceğiz. Her şey ayarlandı. Marsel'e gidebilecek halde. Neyi bekliyoruz hala? Buraya bir haritanın peşine geldi. O haritada Barbaros'tu. Peki ya Barbaros nerede? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Buraya neden geldiniz? Harita için. Ne haritası? Akdeniz'de bir mıntıkanın haritası. Senin adını duymuştum. Mahir bir haritacısın. Bir haritanın peşinden neden buraya kadar geldiniz? Elimizdeki bütün haritalar hatalı. Anladım. Gideceğiniz başka bir yer yok. Doğru iz sürmüştünüz.
Ne demek istersin? Çizilen bütün haritaları bulduk. Bilinmesini istemediğimiz yerlere müdahale ettik. Senin çizdiğin harita dahil. Bu Vatikan'ın emriydi. Madem her şeyden haberdarsın, o vakit bu haritayı almadan gitmeyeceğimi de bilirsin. Ya o haritayı bana verirsin ve kurtuluşa erersin, ya da burada karanlığın içinde kalırsın. Sizinle gelmem için bana ne vaat ediyorsunuz? Seni Sultan Süleyman Han'ın huzuruna çıkartırım. Atalarına layık bir şekilde payitahtta yaşarsın. Harita karşılığında bana şehzadelik mi teklif ediyorsunuz? Hayır. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın adaletini teklif ederim. Pekala. Size hem haritayı vereceğim, hem de sizinle payitahta geleceğim. Keşke Süleyman'ın izin vermesini bekleseydik. Pargalın oyunuyla kaçmasaydık. Ne fark eder? Şu an kaçak olarak aranıyor olabiliriz. Ben bu şehirde ölümden döndüm. Yeni bir tertip hazırlatıp seni de, beni de öldürebilirler. O yüzden elimize geçen bu fırsatı geri çeviremezdik. Öyle öyle de. Bir an evvel çıkmalıyız bu bataklıktan. Aslında güzel şehir. Aslında Müslümanların elinde olmasa ben de kalmak isterdim. Geldim efendim. Umarım fazla bekletmemişimdir. Önemli değil. Vereceğin haberleri ise sorun yok. Teşekkür ederim efendim. Kimden? Kral Şalken. Ne diyor Şalken? Barbaros. Vatikan'ın elinde bulunan bir kaleye gitmiş. Neden? Bilmiyorum. Ama bizim de oraya gitmemizi istiyor. Gitmeden önce bir Pargalı'ya uğrayıp hediyesini verelim. Ne hediyesi vereceğiz oraya? Bu haber Pargalı'nın içine yanır. Bize yaptığın hediye karşılıksız bırakmayın hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Derviş baba. Bir haber yok. Derviş baba. Ölümü? Sağ mı? Sağlığından eminiz de ne vakte kadar bilmiyorum. Devlete kastetti. Mahkemeye çıkarsa kellesi gider. Bir şey yapmak lazım gelir derviş baba. Öyle. Lakin yapacak tek şey var. Yapabilir misiniz? Yaparız. Yaparız derviş baba da zindandan adam kaçırmanın bedeli ağır olur. Öyle. Göze alabilecek misiniz? Evelallah. Aldık gitti derviş baba. Kandiyeli. Yareli. Siz Pargalı'nın mekanını izleyin. Evvela işin başındakini tetkik etmek lazım. Konağa giren çıkan kim varsa haber eyleyin. Rabbim bizi muvaffak etsin inşallah. Amin. Amin.
Siz hala gitmediniz mi? Amiral Doria size bir haber vermemi istedi. Ne hakkında? Barbaros. Anlat. Kral Şarken bir haber göndermiş. Barbaros, Vatikan'a bağlı kaleye gitmiş. Cem Sultan'ın şehzadesinin tutulduğu kale. Aynen öyle. Doria bu bilginin işinize yarayabileceğini söyledi. Amiral Doria'ya verdiği hizmetten dolayı müteşekkirim. O zaman biz müsaadenizle payitahttan ayrılıyoruz. Yolunuz açık olsun. Amiral Doria'nın dostluğunu unutmayacağım. Hayrettin Reis. Yasak alana girdi. Neyin peşindeyiz? Hala çıkmamış idir köpe oğlu. Kim bilir hangi oyunun peşindeler? Adamlar geldi. Kim geldi? Kimden bahsediyorsun? Osmanlı'nın Leventleri. Benim için gelmemişlerdir. Senin burada olduğunu biliyorlar. Peki ya esir olduğumu? Beni şehzade sanıyorlar. Beni payitahta götürmeyi teklif ettiler. Ben de kabul ettim. Babamın dediklerini işitsen. Oraya gitme. Gitme oraya, gitmezdin. Babam boyun eğmeyi bilseydi, sen bir şehzade olarak zindanda değil, saraylarda yaşardın. Şimdi burada çürüyeceksin. Senin hayatını ben yaşayacağım. Payitahtı adım adım ele geçireceğim. Eğer kurarken dikkat et. Kelleni gövdenden kuş gibi uçuruverirler. Göreceğiz. Şehzade. Payitahta kendi düzenimi kurduğum vakit senin ellerini kesip dilini kopartacağım. Seni kendime köle yapacağım. O günü beklesen. Ne istiyorsun? Barbaros gitmemize izin verdi. Çekiliyorum ben. Doğru. Gitmenize izin verdi. Söz verdiğinde sözünü tutar diye biliyorduk. O da doğru. Reis sözünü tutar. O halde çekiliyorum ben. Sana bir soru soracağım. Sorduğum soruya cevap verirsen yolumdan çekilirim. Neyi merak ediyorsun? Pargalı'ya neden gittin? Sadece veda ettim. Madem cevap vermeyeceksin,
ben de senin gitmene izin vermeyeceğim. O halde ben de seni öldürürüm. Öyle giderim yoluma. Söyle. Neden görüştün? Söyledim. Sadece veda ettim. Soruma cevap verirsen canını kurtarırsın. Tamam. Tamam. Ne oldu? Geldi mi aklın başına? Geldi, tamam. Ne istiyorsan söyleyeceğim. Konuş. Pargalı'ya Barbaros'un gittiği kaleyi söyledim. Eğer Hayrettin Reis'le anlaşmasaydın, senin canını alırdım. Bana bak. Seni bir daha görürsem, yolculuğun cehennemi olur. Kaybol. Maşallah ayaklanmışsın İbrahim. Hamdolsun hünkârım. Biraz ağrılarım var. Lakin mühim değil. Madem mühim değil, sana suallerimi sorulacak. Suallerinizin cevabını bu itirafnamede bulabilirsiniz hünkârım. Canımı kasteden kadından alınan itirafname. Emri verenin Hayrettin Reis olduğunu kabul ediyor. Evvela limanda olan hadiseyi anlat. Hünkârım, aldığım istihbarat üzerine ben de emniyet aldım. Ne istihbaratı? Hayrettin Reis'in emir verdiği adamlar beni öldürecekti. Ben de tedbiren vurulmuş gibi yapıp işin peşine düşecektim. Lakin Hayrettin de tedbirini almış. Yakınımıza kadar soktuğu kadın beni öldürmeye kalktı. Peki. Bahsettiğin kadın nerede? İtirafı verdikten sonra çeriler zafiyet gösterip ellerinden kaçırmışlar. Benim tahminim, bu işin arkasında da Hayrettin var. Hayrettin'in nerede olduğunu biliyor musun? Evet hünkârım, biliyorum. Aldığım istihbaratı da teyit ettirdim. Asıl mesele buydu zaten. Gittiği yer sizin asla müsaade etmeyeceğiniz bir yer. Neresi? Vatikan'a bağlı olan kaleye gitmiş. Cem Sultan'ın torunu, şehzadenin yanına. Evet hünkârım, artık her şey aşikar oldu. Niyeti şehzade ile birlikte payitahtı dönüp ikilik çıkarmak. Tahtınızın meşruluğuna halel getirmek. Söylediklerin ya seni ya da Hayrettin'i dar ağacına götürür. Benim sözümden şüphem yoktur hünkârım. Benim canım yolunuza zaten fedadır. Bana Kemal Keşbaşı'yı çağır.
derhal huzuruma gelsin. Emredersiniz hünkârım. Sanki boşuna bekliyoruz. Gelen giden yok. Az daha bekleyelim. Gelmezse o vakit harekete geçeriz. Eyvallah. Piri, haritayı görür görmez anlar mısın doğruluğunu? Evelallah. Eyvallah. Beklettim. Lakin doğru haritayı bulmak uzun sürdü. Harita doğru. Hala. Vakit payitahta dönme vaktidir. Bizle gelecek misin? Geleceğim. Lakin böyle olmaz. Nasıl olur? Bir tertibim var. Önce sizi zindana göndereceğim. Sonra kaçmanıza yardım edeceğim. Bu tertip bize pek münasip gözükmüyor yalnız. Ben buranın komutanıyım. Kendi isteğime sizinle gelirsem hain olduğum ortaya çıkar. Daha buradan çıkmadan kellemiz gider. Sizi zindandan kurtaracaksın. İki ay sonra. Siz beni esir alacaksınız. Ben elinizdeyken kimse size dokunmaz. Aleykümselam. Var mı bir haber? Var ya Yahya Efendi. Var. Hayrettin Reis'in gittiği kale Pargalı'ya haber edilmiş. Hünkârımıza çoktan haber vermiştir. Hünkârımız buna çok sinirlenecektir. Hakikati izah etmek çok zor. Neden Yahya Efendi? Niçin bu kadar telaşlanırsın? Devletin en hassas meselelerinden biridir bu. Cem Sultan esir düştüğünden beri bizi ne zorluklarla imtihan etti. Vatikan kafiri. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırdır paşa? Pek hayır değil Yahya Efendi. Çeliler dışarıda. Devlet-i Aliye tarafından kuşatıldı burası. Burası askerlerle gelinecek yer midir? Kemankeş Paşa. Biz ne yapacağımızı bilmez miyiz Yahya Efendi? Lakin emir böyle. Zorluk çıkarmayın. Hünkârımızın emridir. Hayrettin Reis'in bütün leventleri tutukludur. Çelilerin girmesine müsaadem yoktu. Yahya Efendi, ben de emir kuluyum. Amenna, öylesi. Lakin ben sorumluluğu üzerime alıyorum. Hünkârımızla görüşeceğim. O vakte kadar da tekkeye asker girmeyecek. Elbet senin de bir bildiğin vardır. Senden haber bekleyeceğim o vakit. Lakin çeriler kuşatmaya devam edecek. İçeri girmedikten sonra mühim değil. Kandiyeli, Turgut, Deli Cafer. Söyle Ayah Efendi. Benden haber bekleyin. Eyvallah. Eyvallah.
Olacak iş değil. Ne oldu? Çeriler Yahya Efendi'nin tekkesini sarmışlar. Belli ki bir sıkıntı var. Nasıl bir sıkıntı ki? Sultan Süleyman, Süt kardeşinin tekkesine çeri göndermiş. Anladığım kadarıyla vaziyet pek iyi değil. Düşündürmekte. Ne yalan söyleyeyim, ben de biraz şüphe etmeye başladım reis. Canımızı bağışladı ama yine de bir garip. Yıllarca gavur elinde yaşa, atalarının dininden habersiz yok. Garip bir durum. Garip olan Adel. Nedir reis? Aklıma bir şey geldi. Anlat. Hünkârımız Rodos fethinde, Rodos şövalyeleri yanında savaşan Şehzade Murat'tan bahsetmişti. O şehzade bu olamaz. Olamaz. Bu olsa olsa onun oğlu olur. Lakin onun oğlu tam bir Hristiyan olarak yetiştirilmişti. Diyeceğim o ki bu adam kelime-i şehadeti duyar duymaz tanıdı. Hristiyanlar onu yetiştirirken buna müsaade etmez. Yani ne dersin reis? Bu Markus aradığımız şehzade olmayabilir. Ettiğimiz Osmanlı Leventlerine zindan anahtarını verdim. Efendim, bu iş tehlikeli bir hal alacak. Aksine, hiçbir şey olmayacak. Kaçmaya çalışırlarken askerlerle karşı karşıya gelecekler. Sizin de canınız tehlikeye girecek. Siz benim dediğimi yapın. Askerleri zindanın etrafından azaltın. Ya şehzade? Benden haber alana kadar onu zindanda bırakın. Size Osmanlı şehzadesi olarak haber göndereceğim. Emredersiniz. Hoş geldin kardeşim. Elbette hoş geldim. Ve hoş gitmek isterim. Hünkârım, Hayrettin Reis'in Leventleri bizde. Tekkeye Kemankeş Paşa askerleriyle geldi. Ben içeri girmelerine müsaade etmedim. Sizden hayırlı bir haber alıp çerilerin geri çekilmelerini söylemek isterim. Hayrettin'in nereye gittiğini bilir misin? Bilirim hünkârım. Ve sizi neyin rahatsız ettiğini de bilirim. Lakin Hayrettin Reis'in maksadı şehzadeyi alıp tahta ikilik çıkarmak değildir. Senin maharetin tekkede, ilimde. Benim maharetim siyasette, harf meydanında. Sen de bilirsin ki bu şehzadeler devlete ikilik çıkartmış, zorluk çıkartmıştır. Sultanlar, şehzadelerin, veliahtların gölgesinde taht idare etmeye çalıştılar. Doğru. Lakin Hayrettin Reis'e kefilim. Ali Osman'ın bekası için böyle bir şeye ben izin veremem. Hayrettin'in adamlarını teslim et. Mahkeme kurulacak. Mahkemede kadı karar verecek. Kararınızı vermişsiniz hünkârım. Biz de söyleyeceklerimizi söyledik. Bundan sonrasını Allah hakkımızda hayırlı eylesin. Amin. Reis, ne zaman çıkacağız? Vaktidir. Piri reis, haritayı canından evla bilesin. Eyvallah reis. Ha canım, ha bu emanet. Sıkı bir cenk hazır olun. Haydi.
var? Zindandan çıkıyoruz, hiç asker yok. Tertibin ne olduğunu anlamaya çalışacağım. Ne yapacağız reis? Tüm zindanlara bakacağız. Neden? Şehzadenin burada olduğunu biliriz lakin. Şüphe ettiğim Markus'un gerçek şehzade olup olmadığı. Markus şehzade değilse... Gerçek şehzade zindanda. Evet. O sebeptendir ki tüm zindanlara bakacağız. Haydi. Kerilerinle Yahya Efendi'nin tekkesini kuşatmışsın. Hünkârımızın emriyle. Ortalık toz duman paşam. Şehzade meselesi değil mi? Evet. Hünkârımız bu meseleyi ciddiye alıyor. Vakti zamanında da çok işler açtı devletin başına. Ben de bu sebeple buradayım. Hayrettin Reis'i bu işlerden kurtarmanın tek bir yolu var. Biliyorum. Müsaade edin. Şah Suvar Hatun'u hünkârımızın karşısına çıkartayım. Ben de senin gibi düşünürüm paşa. Lakin şu anda imkanı yok. Niçin? Kızım şu kufede. Kardeşim Şah Suvar da ortalıkta yok. İkisi de kaçmış. Nereye gitmişler peki? Bilsem yakalayıp huzuruna çıkarırdım hünkârımın. Farkalının yaptıklarını canları pahasına anlattırırdım. Ne yapacağız paşam? Allah'a sığınacağız paşa. Başka yapacak hiçbir şey yok. Kendi elimizle açtığımız yara, kendi elimizle açtığımız harp cephesi. Bunca zahmetten sonra asla vazgeçemem ben. Ağır ol hekim. Paşam. Luna'nın mekanı zapt altında mı? Evet paşam. Şah Suvar'ı da Luna'yı da takip ettiriyoruz. En son handan çıktıklarını söylediler. Ama takip ediliyorlar. Hem Şah Suvar hem Luna asla hünkârımıza gidecek bir yola çıkmamalılar. Ayas Paşa ile Kemankeş'le temas etmemeliler. Eğer öyle bir hal olursa öldürülecekler. Sonrasındaki tertip nedir paşam? Hadisenin gidişatına göre zannımca mahkeme kuracak hünkârımız. Şah Suvar'ın da Luna'nın da o mahkemede olmasını istemem. O sebeple her vakit haber verilsin bize. Emredersiniz paşam. Ne oldu Yahya Efendi? Hünkârımız hepsinin teslim edilmesini istiyor. Anlatmadınız mı Yahya Efendi? Hayrettin Reis'in Vatikan Kalesi'ne şehzadeyi kurtarmak için değil de alayı bulacak olan haritayı almak için gittiğini söylemediniz mi? Söyledim. Bana. Ben de Ayasbaşı'ya gittim Yahya Efendi. Şah Suvar Hatun'u mahkemeye çıkarmak için. Eğer onları bulabilseydik, Argalı'nın aleyhine şahitlik yaparlardı. Lakin yoklar. Yapacak bir şey yok. İçeri gireceğiz. Vaziyeti anlatacağız. Bu vakitten sonra hünkârımızın emrini yapmamızı bilemeyiz. Adle boyun eğeceğiz. Kemal geçmiş. Thank you.
hünkârımızla konuştuk. Lakin netice aynı. Tutuklanmanız emredildi. Hünkârımıza Hayrettin Reis'in kaleye gittiği söylenmiş. Şehzadeyi alıp getirmek suretiyle bir ihanet şüphesi var. Hünkârımıza Hayrettin Reis'in adaya harita için gittiğini söylemediniz mi? Söyledik. Lakin bu çok hassas bir mesele. Devletin en hassas meselesi. Hünkârımızın başkaca bir tedbir alması zor Turgut Reis. Sizi götürmek zorundayım. Yaril dışarıda kaldı. Uzattı da diğer mekanda elimizde. Yaril'i dışarıda Pargalı'nın eline düşebilir. Müsaade edin, ben ya da Kandil'i gelmeyelim. Eğer içimizden biri dışarıda olursa suçsuzluğumuz ispatlanır. Ne yapacağız? Benim üzerimde bir mesele artık bu. Ben sadece adaletin sağlanması için hizmet edebilirim paşa. Kararı sen ver. Ben Hayrettin Reis'ten eminim. Pargalı'nın ettiği oyunları da biliyorum. Kandiyeli, dışarı çıktığında bir yolunu bulup kaçacaksın. Şahsuvar Hatun'u bul. Mahkemede bize şahitlik etmesi iyi olur. Ben hünkârımız ne emrettiyse onu emredeceğim. Lakin bana söz ver. Mahkemeye elinde delil olsa da olmasa da geleceksiniz. İkiniz de. Söz. Adle boynumuz incedir. İnşallah Hayrettin Reis sizleri kurtaracak. Sizler denizlerde habire yön değiştiren rüzgarlarla harp etmişsiniz. Burada da siyaset rüzgarı bir an gelir yön değiştirir. Ümitsizliğe kapılmayın. Baki olan ancak Allah'tır. Baki olandan isteyin. Baki olan Allah bizi yolumuzda asan eyleyin. Amin. Amin. Askerler! Tutuklayın. Yola çıkabilecek vaziyete gelir dedi. Ne yapacağız Luna? Bilmiyorum. Belli ki Pargalı'yı köşeye sıkıştırmanın anahtarı biziz. Her yerde bizi arayacaklar. İşin kötüsü Pargalı'ya burada olduğumuzu söyledim. Yani Pargalı'nın elindeyiz her halükarda. Eminim bizi izletiyordur.
saati gelince de işimizi bitirecek. Artık böyle yaşamak istemiyorum hala. Ne olursun gidelim babama. Parkalı'nın zulmündense babamın cezası iyidir. Gidemeyiz. Ama Parkalı'nın elinden de kurtulmalıyız. Payitahttan çıkış biletimiz de Parkalı'nın elinde. Bu sebeple zaten şu anda baskın verip bizi buradan almıyor. Buradan kurtulmamız şart. Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Peşimizde birileri var mı diye. Biz Osmanlıyız. Ceddinin askerleri. Hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim dedemin taht kavgasında sürüldü ve papaya esir düştü. Öyle. Varlığından devletin her daim şüphesi oldu. Lakin şehzadeler her dönem devletin başına bela açtıkları için korku yarattı bu iş. Nasıl bir iş bu? Türkler idarede tek olsun ister. Selçuklu Devleti kardeşler arasında paylaşıldıkça yıkıldı. Bunu gören Devlet-i Aliye, devletin kardeşler arasında paylaşılmasına yasak getirdi. Deden Cem Sultan, Anadolu'yu ben, Trakya'yı sen idare et diyerek Sultan Beyazıt'a bir teklif sundu. Bu kabul edilmedi. Şimdi aynı mesele de seninle de çıkar. Siz bana ne yapacaksınız? Komutan Markus'un bir tertibi var. Kendisini şehzade olarak tanıttı. Payitahta gelip ortalığı karıştıracak. Siz ne yapacaksınız? Onu payitahta götüreceğiz. Lakin senin de gelip hünkârımızın huzuruna çıkıp biat etmen şart. Benim sultanlık gibi davam yoktur. Tek derdim bu zindandan çıkmaktır. Öyleyse söyleyeceğim yerde bizi bekle. Bir gemiyle payitahta döneceğiz. Lakin evvel komutan Markus'u buradan şehzade olarak çıkartmam şart. Ne oldu sağ ol? Askerlerden kaçtım. Hangi asker? Sarayın askerleri. Hünkârımız emretmiş. Hepimizi tutukladılar. Sen ne dersin? Kemal Keşbaş'a müsaade etti. Ben kaçtım. Yareli. Biz senin başın peşine düşeceğiz. Olur da başaramazsak. Mahkeme günü teslim olacağız kardeşim. Sende var mı haber? Ya askerler gidip gelir lakin yalnız başım olduğum için peşlerine düşemedim. Vallahi bir işler çevirirler ama bilemedim. Sık sık gelip giden bir tanesi yok mu? Belki Emir Alıfan tatbik ediyordur. Dur dur gidip gelir. Belli ki bir yerlerden malumat alıp getirir köp oğul. Eyvallah. Bunu takip edeceğiz. Haydi. Her yerde Pargalın adamları var. Kaçamaz mıyız? Kaçmaya çalışırsan eminim ki öldür emrini almışlardır. Marcel'i bu haldeyken zaten kaçamayız. Oturup bekleyecek miyiz böyle? Ben gidiyorum. Babama gidiyorum. Git şkufe. Git. Git de bir sokak köşesinde öldürsünler seni.
Artık cesedin kokana kadar babana da götürmez kimse seni. Şükufe, benim sözümden çıkmayacaksın diyorum sana. Kapana kısıldık burada hala. Dua etmiştim. Lakin burada değil. Sevdalı kardeşimizi yalnız bırakmayalım dedik. İpi gideceksek beraber gidelim dedik. Eğer boynumuza geçecek ip adaletin ipiyse dert yok. Yok namerdin ipiyse ona yanarım. Eyvallah. Pargalan ne bilir bu. Lakin o ip Pargalı'nın boynuna geçecek Seyit Ali. Ben reisime güvenirim. Elbet vardır bir yapacağı. Yar Ali, Kandiyeli nerede? Yar Ali ile Kandiyeli de uğraşıyorlar. Mahkemeye kadar ellerinden geleni yapacaklar. Baktılar ki bir şey yapamadılar. Onlar da biz de bir şehadete koşacaklar. Nasıl ikna edecek ola? Canıyla ikna olacak. Canı gönül. Kılıçlarınızı kınınıza sokun. Yoksa komutan Markus'un kellesi gider. Emrettiğim eksik olmuş. Kandiyeli ve Yareli bulunamamış. Yareli yoktu hünkârım. Kandiyeli de askerlerden kaçmayı başarmış.
mahkemeye kadar bulunsun. Kadı tayin edildi. Pargalı İbrahim Paşa da şahit olarak dinlenecek. Hünkârım. Kardeşim Şahsuvar'ı da şahit olarak çıkarmak isterim. Hala mümkün. Lakin bulamıyorum hünkârım. Askerlere emir verilsin. Onlar da aransın. Adaletin tecellisi için elimizden ne geliyorsa yapalım. Hayrettin Reis'ten haber var mı? Yok hünkârım. O kaleye giderek bize belaların en büyüğünü açtı. Hal odur ki, şehzadeyi orada bulup buraya getirecek emrimize... Paşalar, biz ne buyuracağız? O şehzade devletimiz için tehlikelidir. Vatikan'ın yetiştirmesi. Şimdi biri çıkıp da dese ki, bu şehzade padişah olacak. Fetihler durur, iç kargaşa başlar. Hayrettin Reis bize büyük bir belanın kapısını açtı. Elimizdeki haritalar çok yanlışmış. Bu adaya varmak için gidip tekrar hesap kitap yapmam lazım. Elimizdeki ilk haritayla bu harita uyuşur mu? Evet. Adanın mevkisini tam olarak çıkardım. Lakin o mıntıkadaki akıntılı denizden geçmek çok zor olacak. Evvel hayırlısıyla bir payitahta varalım da. Reis, payitahta varınca ne yapmayı düşünürsün? Sahte şehzade ile aşağıdaki şehzade. Pargalı İbrahim Paşa benimle çok uğraştı. Halbuki ben ne onun yolundaydım ne de karşısındaydım. Kaptanı deryalı şahsım için istemedim. Hiçbir vakit. Hakkı teslim etmek için Kemankeş Paşa bile ses etmedi. İtiraz etmedi. Lakin Pargalı ortalığı ayağa kaldırdı. Kendisini kurşunun önüne atacak kadar hırs etti. Hünkârımız da onu çok sever. İşte müşkül burada piri. Pargalı İbrahim Paşa devlete büyük hizmetler etti. Lakin artık hırsları daha büyük zarar vermekte. Bu şehzadeyle Pargalı'nın niyetini ortaya çıkartacağım. Artık bundan sonra ya nizama boyun eğecek ya da hırsına kapılıp kellesi gidecek. Allah'ın izniyle payitahttaki büyük düğüm çözülecek piri reis. Eğer bu yolda bana bir zeval olur ise bu ada meselesi sana emanet. Devlete karşı hizmetten geri durma. Allah korusun reis. Ben inanıyorum. Hünkârımız adildir. Adaletsiz iş yapmaz. İnşallah. Bülbül. Şimdi daha buraya patır kütür girer ise kabırda çıkmayan patır tok almaz oğlan. Sonra da takviye gelir. Sol Seyit Ali'nin yanına alırız. Bu vakitte ifşa oluruk. Ne der o gayrı? İkimizden biri feda olacak kardeş. Ben zaten söz verdim. Mahkemeye teslim olacağım. Ben çıkacağım askerlerin karşısına. Harp edeceğim. Sen orada içeri gireceksin. Çıkaracaksın. Yok ulan sen haydi. Ne o? Derdimi beğenmedin. He beğenmedim. Ne Allah'ım feda yukarı feda aşağı. Şarkenin sarayında kendini feda edersin. Orada burada feda edersin. Ha burada feda edersin. Ne oluyor ula? Ben feda edeceğim kendime bu vakit. Tamam kardeş. Çok çekeceğiz ulan. Kısayı çeken askerlerin karşısına çıkar. Çek. Ula ben bilmiyorum mu zannedersin senin ne deyyubi hilekarın?
Veresun. Hile yapar edersin, ben çekeceğim çocuğu.
bırakmamışlar. Ya hepsi öldü. Ya da... Gözetleyen askerlerimiz yakalamış. Buraya getirdik. Hayrettin'in en kuvvetli askeri. Adın ne? Hasan. Lakin herkes beni Yareli Deyyü bilir. Yareli. Muhtemelen bir cenkte aldın yaranı. Yareli. Heya. Nice cenkler gördüm, lakin hiçbiri ha buradaki kadar kalleşçe değildir. Aldığım yarelerinde hiçbiri vallahi bana ha buradaki kadar koymamıştır. Daha da ağırını alacaksınız. Hepiniz! Alın şunu! Götürün zindana! Arkadaşlarının yanına atın! Mahkeme kurulacakmış. Siz de şahit olacakmışsınız. Demek vakti geldi. Şahsuvar bir Luna. Konuşmamalılar. Emredersiniz. Pargalı'ya mahkeme haberi gittiğinde sizi zapt etmek için buraya askerlerini gönderecek. Sizi mahkemeye çıkartmayı göze alamaz. Ben Marsel olmadan gitmem. Sadece bana değil, Aydın Reis'ten sana da emanet ol. Onu burada bırakamam. Bırakırsam kendimi asla affetmem. Biz dostlarını geride bırakanlardan değiliz. Ben... Barbaros Hayrettin Reis'in Levent'iyim. Namım Kandiyeli. Biz hak neredeyse orada dururuz. Biz böyle durduk. Böyle eşittik. Lakin... bu dışarıdakiler... devletin askerleridir. Bizim askerlerimizdir. Ben onları kırıp da... sizi dışarıya çıkaramam. Peki ya ne yapacağız Kandiyeli? Zor olanı. Şehzade efendi. Buyurun. Seni oradan çıkarmakla doğru mu ettik, eğri mi ettik bilemedim. Haklısın. Dedemin çektiklerini dinledim. Bir kere taht ve ikbal hayali düşünce insanın gönlüne durmuyor. Sonuna kadar gidiyor. Senin gönlünde böyle bir hayal var mıdır? Yıllarca dört duvar arasında ömrümü geçirdim. Ne dünyayı bilirim, ne doğru düzgün konuşmayı. Bırakın devleti idare etmeyi, küçük bir aileyi bile idare edemem ben. Lakin o işler öyle olmaz. İnsan türer etrafına. Sana fısıldarlar, aklını karıştırırlar. İnandırırlar sana yapabileceğini. İşin layığı dururken sen de ben neden yapmayayım der, kararsın.
İnşallah bu işin akıbeti böyle olmaz. Olmayacak. Benim kimseye bir eziyetim olmayacak. Çünkü öleceğim ben. Hastayım. Tek ümidim memleketimi görmek. Ben var. Ciğerlerim, böbreklerim. Dört duvar arasında yaşamaktan. Habis bir uğur varmış. Öyle dediler. Çıkmadık candan ümit kesilmezmiş. Yok Hayrettin, yok. Ben o şehre ölmeye gidiyorum. Hayrettin Reis, Şehzade ile beraber geliyor. Size emrim, gelir gelmez Şehzade'yi Hayrettin'in elinden alıp kaçırmak. Bu hususta tek bir kelime etmeyeceksiniz. Sadece siz olacaksınız bu vazifede. Nereye getirelim paşam? Nereye getireceğinizi son an göstereceğim. Bu mesele çok nazik. Son derece dikkat edilmeli. Emredersiniz. Elimde kör bir kılıç. Karşımda kardeşlerim. Hayatımın en zor harbi olacak. Kardeşlerin için yapıyorsun Kandiyeli. Ben bu harptan sağ çıkamazsam. Olur ya. Siz de hayatta kalırsanız. Zindandaki kardeşlerimi kurtarın. Mahkemeye çıkıp her şeyi söyleyin. Vakit geldi demek. Reisler. Gelin bir sarılalım. Olur ya. Mahkemeden hemen sonra cezamızı tatbik ederler. Dünya gözüyle belki birbirimizi göremeyiz ha. Genç ömrümü gaza ettim. Senin yolunda. Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Kardeşlerimden de şahidim. Onlar da ömürlerini gaza ettiler. Şahidim ya Rab. Sen bizi şehitlerinden eyle. Amin. Amin.
Dualarınıza beni de koyun oğa. Sen de mi Yareli? Ha ya. Lakin eş tasa etmeyesiz. Bülbül kardeşim Şahsuvar Hatun'u bulmuş edir. İnşallah mahkemeye de getirecek. İnşallah. İnşallah. Haydi. Mahkemeye götüreceğim. Bırakın. Adalet hüküm versin. Size verilen emir bu değil. Elimdeki kılıç kördür. Size zarar vermek istemem. Geliyorum. Seyit Ali Reis, Turgut Reis, Yareli Hasan, Deli Cafer, gıyabında Kandiyeli ve Barbaros Hayrettin'in mahkemesine başvuracaktır. İsnat edilen suç, İbrahim Paşa'ya suikast tertip etmek. Eğer bu canihane tertip doğru ise cezası idamdır. Evvela bu biline. İddia sahibi İbrahim Paşa burada mı? Henüz gelmediler. Yolda olduğunu haberi aldım. O halde evvela Seyit Ali Reis'ten başlayalım. Anlat bakalım. Limanda neler oldu? Biz bir suikast ihbarı almıştık. Geceden beri de her türlü tedbiri almak için çalışıyorduk. Suikast kim olacaktı? Hünkârımıza dair bir ihbar gelmişti. Biz umbara döşenmesin diye her yeri tetkik ettik. Sonra? Sonra vakit geldi. Ortalık şenlik yeri. Ben Şev denilen bir kefereyi Pargalı İbrahim Paşa'nın yakınında gördüm. Suikast yapacağı şüphesiyle ateş ettim. Ne yapacağız Luna? Tabii ki de söyleneni. Mahkemede şahitlik edeceğiz. Sen neden korkarsın Şahsuvar? İbrahim Paşa kendini bir şekilde kurtarırsa biz
fena vaziyette kalırız. Yakamızı bırakmaz. Kandili bizim için hayatını riske attı. Ne zahmetlere katlandı görmedin mi? Şimdi onu nasıl yarı yolda bırakalım Şahsuvar? Nasıl ihanet edelim? Bir kere doğru olanın yanında olalım. Bir kere doğru olanı itimat edelim. Ben mahkemede şahitliğimi yapacağım. Ama önce Marcel'le şifahaneye yetiştireyim. Markus. Ne hissedersin? Kendi topraklarıma gelmiş gibi hissediyorum. Şimdi bu bütün mülkün ortağı ben miyim? Hayır. Eğer böyle konuşmaya devam edersen gayrı ömrüm uzun olmaz. Şimdi seni hünkârımıza götürmeyeceğim. Hakkında kararı o verecek. O ne diyorsa o olacak. Tabii. Elbette. Sultanımız nasıl isterse öyle olacak. Kaçamayız. Kaçamayız Şahsuvar. Artık vakit geldi. Gidelim. Neden durduk? Neden durduk? Paşam, bilmek istersiniz dedik. Neyi? Kandiyeli, Şahsuvar Ölona'yı kaçırmış bizim adamların elinden. Bilmek istemezdim. Diğer mesele? Şehzade'yi alacağız paşam, merak buyurmayın. Adaletin karşısında boynumuz kıldan incedir. Lakin biz asla Pargalı İbrahim Paşa'yı öldürmek istemedik. Böyle bir suikast tertip etmedik. Eğer böyle bir suikast tertip etseydik, İbrahim Paşa ölürdü. Burası müsamere yeri değil, Seyit Ali Bey. Ben sadece bizim kabiliyetlerimiz hafife alınmasın kastıyla söyledim. Elinizde bir zapt var. O zaptta Lord Chiev'in itirafı var. Hünkârımız huzurunda çevrilen oyunları itiraf ettiğine dair. Kemankeş Paşa'yı bu hususta dinleyelim. Kadı efendi. Chiev'in hadise mahallinde görüldüğü malumunuzdur. Biz Chiev'i ele geçirdik. Hünkârımızın huzuruna çıkardık. Huzurda itiraf etti ki kendisi ateş açılsın diye oradaymış. Elinizdeki ifade de ona aittir. Elinizdeki ifadeye rağmen mahkemenin korunması hayreti muciptir. Böyle bir ifade var. Lakin şikayetçinin yeni bir iddiası da varmış. İddia edenler de... Buradayım.
Diğer adamın nerede? Salih Bey ismi. Salih miydi adam? Gemide işleri var. Şehzade Efendi. Hadi gidiyoruz. Nereye? Sizi kimsenin bulamayacağı bir yere götüreceğiz. Bir zindandan başka bir zindana mı? Yok. Merak etme. Hayrettin Reis her şey tamam dediğinde seni saraya götüreceğiz. Hadi. Tahmin ettiğim gibi bir yere. Geldiler. O tuttuğunuz adamı bize verin. Duydu, bizden kaçırdı. Şimdi ne olacak peki? Şimdi elindeki sahte şehzadeyle ne yapacağını göreceğiz. Biz de bildiğimizi edeceğiz. Bu siyaset oyunları, kralların satranç hamleleri, orduların mızıkaları gibi bizi uyuttu Şelker. Neredeyse ölüyordum. Lord Tears, senin adamın. Sağ olsun onun sayesinde kurtuldum. Ama artık yoruldum. Bu bilmediğim işlerle uğraşmaktan yoruldum. Bu siyasetle, ayak oyunlarıyla Barbaros'u yenemedim. Pes mi ediyorsun? Hayır. Ben tarihin gördüğü en büyük donanmayı kuracağım. Barbaros'u da, peşinde olduğu o adayı da yerle bir edeceğim. Benden ne istiyorsun? Senden gücünü. Ama bütün gücünü bana vermeni istiyorum. Barbaros'u da, Osmanlı donanmasını da yerle bir edeceğim. Hünkârımızın da aynel yakın bildiğidir ki yaram buradadır. Bundan daha büyük bir delil de yoktur. Lakin bu adamlar suçsuzdur. O halde neden dava ettiniz? Hakikat ortaya çıksın diye Kadı Efendi. Suçlu kim? Bizzat Hayrettin Reis.
Hayrettin'le yol yürüdüğü, herkesin malumu olan şahsın bana suikast düzenlediğine dair bir itirafnamesi var. Bunun da emrini Hayrettin'in verdiğini söylüyor. Peki, limandaki hadise? Yani siz yarayı orada almadınız. O gün bana bir suikast tertipleneceği malumatı gelmişti. Ben de tedbir olarak silah patladığında herkesin hedefinden uzaklaşmak için yaralanmış gibi yaptım. Timur'un eski bir harp oyunu. Hakikatin ortaya çıkmasını bekledim. Lakin onlar bu işi yarım bırakmak istemediler. Beni hanemde öldürmek istediler. Beni öldürmeyi kastettiyse bile devletin âli menfaati için şikayetimden vazgeçiyorum. Lakin bu mesele bir iftira davasına dönüşebilir paşa. Şimdi yeni gelen bu iki şahidi dinlemek elzemdir. Verdiğim beyan aynen geçerlidir.